güneşi inmedi ama İstanbul'da güneşli günlere hasret kaldık. Sabah bir uyandım, baharın habercisi, çok güzel bir güneş var. Bugün beraber vlog çekelim istedim. Yüzüm gözüm daha şiş. O yüzden ben sabah saatlerinde çekmiyorum. Sabah saatlerinde ne zaman video çeksem yüzüne bir şey yaptırmışım, yüzüne bir şey yaptırmışım yorumları geliyor. Halbuki ben de normal bir insan olduğum için sabah şiş yüzle uyanıyorum. Baksanıza yanaklarıma, göz kapaklarıma bak. Güzel bir bakım yapıp kendimizi toparlayalım. Ondan sonra da bu güzel havayı değerlendirelim. Biraz çıkıp alışveriş yapalım. Fiyatlar ne oldu bilmiyorum. 2 aydır AVM'ye gitmedim. Hep beraber. Duşa girdim, saçlarımı kuruttum. Size buraya da birazdan gösteririm. Bir reflektör gibi şey ayarladım videoyu çekebilmek için. Çünkü sabah güneşi vurduğu için burası benim yüzümü göremezdiniz şu anda video çekmeye çalışsam. Neyse bir türlü fotoğrafçı arkadaşlarım eğer beni izlerse ağızlarıyla değil başka taraflarıyla gülecekler. Çok komik gözüküyor çünkü fotoğrafını koyacağım. Şimdi hızlıca bir bakım yapalım diyorum. Siz ne dersiniz? Ay böyle şey oldu, serotoninim falan yükseldi güneşi görünce. Kar üstüne yağmur, üstüne tekrar kar, üstüne yağmur. Bana geldiler. Geldiler yani. Cilt bakımıyla başlayalım. Sizlere bir üründen bahsetmek istiyorum. Özellikle farklı farklı ürünleri deniyorum. Cilt bakımında da fiyatlar çok yükseldi. İşe yarayacak, daha uygun fiyatlı, herkesin ulaşabileceği ürünleri deneyip sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bahsetmek istediğim yeni bir ürün var. Ozarks markasının Day to Day Beauty'nin kolajen serumu. İçinde neler var? Yeni nesil retinol, kolajen amino asitleri ve cildi yeniden yapılandırmaya yönelik peptitler var. Sevdiğimiz şeyler. Şimdi ben ürünü gündüz kullanacağım ama aslında gece kullanılması tavsiye ediliyor. Aklınızda bulunsun. Ben üstüne güneş kremi süreceğim, makyaj yapacağım vesaire. Ürünü çok beğendiğim için bu videoda sizinle paylaşmak istedim. Cilt bakımı için, cilt yenilenmesi için özellikle olgun ciltlerde 30-35 yaşından sonra kullanıma uygun. Bütün cilt tipleri için kullanıma uygun. 4-5 damlası bütün yüzünüz için yeterli. Alkol, paraben de içermiyor. Cilt hassasiyetiniz varsa hiç göz çevreme getirmiyorum. Hemen ürün sürünce benim yanaklar pembeleşti. Şöyle bir araştırma yapmışlar. Ürünle ilgili bilgileri açıklamaya da eklerim. Bir aylık kullanımda cilt elastikiyetinde %14'e varan artış gözlenmiş. Aklınızda bulunsun. Özellikle biraz daha olgun ciltler için uygun bir ürün. 30-35 yaşından sonra bütün cilt lerinin kullanabileceği bir ürün. Hemen emiliyor. Ben bir dudak balmı da uygulayacağım. Dudaklarım bu ara çok çatladı. Bir soğuk, bir sıcak çok çatladı. Emildi bile. Öyle tortu şey bırakmıyor. Cildimi emerken kirpiklerimi kıvırayım. Üstüne güneş kremi de kullanacağım. Retinollü ürünlerden güneş var dedik. Hani hoşumuza gidiyor da cildimizin o kadar hoşuna gitmiyor. Gerçi güneş kremi için artık bilgisayar ışığı bile bari o zamanı iyi kullanıp kirpiklerimiz. Şimdi cildim emdi, arada diğer açılardan falan da çektim. Son birkaç senedir özellikle bahar ayları, yaz aylarında dışarı çıkacağım zaman ya evdeyken değil. Hani uzmanlar artık evdeyken de güneş kremi kullanın diyorlar da. Yani sürekli kozmetik ben birazcık sıkıldım açıkçası. Dışarı çıkarken yaz aylarında böyle elime de anladınız siz. Araba kullanıyorsanız vesaire direkt güneşe maruz kalıyor. Ay bu arada siz bunu görmediniz. Utanıyorum göstermeye. Göstereyim mi? Hayatımda internetten aldığım bir şey, hani böyle para verirsiniz hep küçük bir şey çıkar ya, satın aldığım eve gelen şeyi olur böyle biblolar vesaire daha küçük boy çıkar filan. İlk defa hayatımda tersini yaşadım. Yani bunu zaten evde taşımak filan bile bir kol çalışması. 3.7 litre. Çok popüler böyle Los Angeles'ta artık herkes spora giderken elinde bunlar varmış. Tamam iyi çok güzel de. Bence kol çalışmasını aradan çıkarmak için
Yani kimsenin bu kadarına ihtiyacı yok. 2 litrelik alın bırakın. Videonun altına açıklamalara eklerim. Bunun pembeleri falan da var. 3.7 litre fonksiyonel değil yani hiçbir insan evladı için. Benim için de değil. Bu kadar büyük litresine bakmadım. Ben 2 litre falan diye düşünüyordum. Fazla büyük geldi. Damacana. 1 galon. Amerikalıların 1 galonu bizim 3.7 litremize tekabül ediyormuş. Suyumuzu içelim. Ben de arada başka şeyler içince gün içinde daha fazla su tükettiğimi anladığım için almak istedim aslında. Popüler olduğu için değil. Mantıklı geldi. Gözümün önünde durursa daha çok içerim diye. Gözümün önünde düşündüğümden fazlası duruyor. Neyse yaza kadar kol kaslarımı da bir etkime yapar diye düşünüyorum. Hızlı bir makyaj yapalım. Video çekerken daha iyi gözüksün diye. Her zaman yaptığım günlük makyajımı yapacağım. Benim şurada görmüyorsunuz siz günlük makyaj çekmecem var. Diğer tarafta da farlarım var. Öyle çok ortalığı dağıtmadan iki tarafı açıp ürünleri dağıtıp kapatıyorum. Kaş işleminden tekrar söylüyorum. Arada soranlar oluyor. Kaş işleminden çok memnunum. Bir rütuşa gitmem gerekiyor. Çünkü ben yüzde kalıcı şeylerden tırstığım için hep azar azar yaptırıyorum aslında. Birkaç tane yere bir rütuş gerekiyor. Havalar çok ısınmadan bir lazere gideceğim epilasyona. Yılda bir kere gidiyordum. Bu kar kıştı. İşte babam geldi. Uzun kaldı bilmem ne. Bu sene gidemedim. Havalar ısınmadan en azından bir seans gideyim de bilmeyenler için ben uzun senelerdir. Ya arada böyle çok uzun boşluklarım var ama bu istenmeyen kıl tüy hikayesinde zaten başlangıçta da çok kıllı bir kadın değildim. Koltuk altımda hiç çıkmıyor. Yani şöyle söyleyeyim hani 3 ayda bir kere jiletliyorum. 5-6 tane tüy çıkıyor. Tüm vücutta da %50-60 azaldı. Ama işte yaz öncesi bir bakım olsun daha da azalsın diye. Özellikle son 2 senedir her sene bir kere gitmeye çalışıyorum. Unutmadan ona da randevu alayım beraber gidelim. Bitirmeye çalıştığım Nars'ın kapatıcısı var. Ben bitirme dönemindeyim. Bitenler videosunu izlemediyseniz ona da bakarsınız. Elimden geldiğince böyle içinde az var şöyle. Bunu da niye bitiremediğimi söyleyeyim. Göz altımda benim kötü duruyor. Fazla yoğun, hemen çizgilerime doldu. O yüzden göz kapağımdaki bu damarlı görünüm için. Önce bir kargoya gideceğiz bugün. Dolaptan birkaç tane alışverişiniz olmuş. Dolap bilgilerini de koy. Aslında çok yeni ürün yüklemem gerekiyor. Gitgide ben kılık kıyafeti de azalttığım için ben bayağı değiştirdim bir şeyleri. Farkındasınız siz de. Yük gibi gelen, kafamı meşgul eden, hayatımdaki her şeyden kurtuldum ve çok iyi geldi. Ha işte dolaptan bazı alışverişleriniz olmuş. Dolapta yeni bir şey başlatmış. Artık kargoya gidip direkt veremiyorsunuz. Telefondan uygulamanın içinde bir kargo numarası oluşturuyorsunuz. 2 gündür benim evime yakın olan kargolar fulldü. Yurt içi hala dolu. PTT kargodan şey alabildim. Onu dediğim gibi özel bir makyaj yapmıyorum. Günlük tipimi videoda daha sunulabilir gösterecek şekilde. Bir de bende şöyle bir şey var. Sizde de var mı bilmiyorum. Genel kadın şeyi mi? Böyle bakımsız bir şekilde kıyafet vesaire bakmaya gittiğim zaman bir şeyleri denediğim zaman bazen beğenmeyebiliyorum. Yani halim modum aynada kötü gözüküyorsa yakıştırmıyorum aman diyorum falan. Kıyafet için değil de saç makyaj kötü olunca öyle bir şey alasım mı gelmiyor bilmiyorum. Şımarıklık da olabilir. Ay şeyi çok beğendim. MAC'in yeni çıkan maskarasını. Yeni ürünleri incelediğimiz bir video ister misiniz? Elimde yeni farklı ürünler var. Çok 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 başarılıymış. Marka gönderisi ama çok beğendim. Rahat bir şeyler giyeceğim ki kıyafet denerken kolay çıkarabileyim.
Üzerime rahat bir şeyler geçirdim. Hava sıcak olacakmış bugün. 12-13 derece diyor. Üstüme bir de ceket atacağım. Spor ayakkabı. Böyleyim. Rahat yani. Kargoları ayarlamıştım. Bunlar gidecek. Şimdi kargodan yeni bir şeyler geldi. Videoyu çekerken ben bu geldi. Yine markalardan gelen bayağı bir şey var. İsterseniz yorumlara yazarsınız. Seve seve çekerim ben. Buranın da temizlenmesi gerek. Cüzdanımız. Güneş gözlüğü. Şunu aldım. Saç tokası. Yedek vlog kamerası pili. Tabii cep telefonunu da alsam iyi olacaktı. Rujumu da aldım. Bu hep sorduğunuz... Hiçbir şey almadan dönermişim. Böyle modda olduğum zaman genelde öyle oluyor. Geziyorum bir şey beğenmiyorum. Göreceğiz şimdi. Oh, havalar ısınıyor. Vallahi 14'ler 17'ler. Ay çok mutlu oldum. Bir tane de story attık. Önce kargoya gidiyoruz. Ondan sonra da vadiye gidelim. Bir oturup kahve de içeriz filan. Beraber. Yalnız olacağım bugün. Kot ceket için biraz erken mi oldu bilmiyorum da AVM'nin içinde gezeceğimiz için şey olmaz diye düşünüyorum. Donup eve gelip üst alırmışız. Poşetle elimde, araba nerede onu bilmiyorum. En son babam bir hafta geçen hafta bende kaldı. O park etmişti. Ay hayrına bir katsam mı arabayı? Yani zamanı geldi. YouTuberlar ve çekim için yaptıkları adlı çalışma. Aa. Otopark önünde kocaman bir vinç var. Kocaman yani. Dur şöyle göstereyim. Ne korneye basıyorsun be? Aa. Yani bana bastıysan eğer. Heh. Isınmam lazım biraz. Motor daha ısınmadığı için şeyi açamıyorum. Şimdi sanayinin içinde Maslak Sanayi TTT kargo arayacağız. Çünkü yakında ki her yer dolu. Hatta alan takipçim Instagram'dan DM atmış. Ne zaman göndereceksiniz geç kaldı diye haklı olarak. Dedim kod çıkmadı. Otoparktan bakmadan çıkıyordu. Şeker düştü. Yüzü salak soyulanan. Sağlamış olabilir. Verdiğin sahte söz gibi arabada videoları mecburen telefonla çekiyorum. Yola bakamıyorum şu anda. İnternetten bir çıkmadan baktım tabii de hani normalde ben doğma büyüme Karşı'nın taksisiyim ya. Bu tarafta tabii ki 5 sene içinde çok iyi biliyorum ama kendi yaşadığım yer. Yani sanayinin içindeki dükkanlara hakim değilim kısaca. PTT'ye gireceğim de 2 dakika... Tamam. Kaportacının önüne girdim. Çok çekemiyorum. Hemen halledip geliyorum. Evet, geldik. Of, direkt şekerlerin önüne çıktık ha. Tehlikeli bir yere çıktık. Hayır, yemeyeceğim.
Macron'un önünden çıktık. Şu sıradan, Zara'dan bir başlayalım. Burada bu arada mezuniyet töreniniz falan geliyorsa Olek mağazası da var. Fiyatlara bakalım. Mavi saten elbise 2,5. Taşlı olan 4. Aksesuarlar da varmış. İsterseniz gelinliklerimiz de var. IKEA masasından. Gelinliklerin fiyatı da 15-12. Buket 700'müş. Şu buket. De facto'ya da bir bakabiliriz aslında. Çünkü bir NBA koleksiyonu yapmış ya. Bu da sweatshirt beğenmiştim. De facto'ya da bir bakalım. Çok sentetik anneciğim. Gömlekler fena durmuyor. Bakalım yüzde kaçı sentetik, yüzde kaçı. Poplinmiş gömlekler. 99 farklı renkleri de var. Geçen yaz almıştım ben birkaç tane. İhtiyacım yok böyle renkli gömleğe ama poplin, sentetik değil. İşte NBA dedim, NFL şeyi de bunlar değil. Yok, göremiyorum. Dur, buldum. Bir de medium'unu rica edebilir miyim? Medium. Bir bakacağım. Bu small'u, bir de medium. Tamam. Öndekiler değil. Medium kalmamış. Large'a bir bakabilir miyiz? Tabii. Bir aynada tutup bakacağım. Buyur. Yok, ikisine de. Hangisi olursa. Medium'u kalmamış. Bir üstüme geçireyim bunu ya. Evde aynı sivetleri giymekten sıkıldım. Hiç gri sivetim yoktu. Bir üstüme geçireyim bakalım. Large olan bayağı büyük oldu ama. Güzel aslında. Çok çok kalın bir sivet değil. Spora inerken falan da giyerim. Ki içimde şey olmasına rağmen sanırım small'u daha iyi oldu. Öbürü çok emanet gibi durdu. Evet, tam spora giymelik. Online'da görmüştüm ben bunu. Trendyol'dan alacaktım. Large mı, medium mu, nasıl durur bilemedim. O yüzden mağazada bulunca iyi oldu. Şu spor tight'ları da güzel gözüküyor. Biraz inceymiş. Bunların fiyatına. Aklınızda bulunsun. Biraz ince, tam toparlayıcı gibi değil. Neyse, bunu alalım biz. Tamamdır. Nasıl, çorap ister misiniz? Güzel gözüküyorlar ama çok süngerliler ve bana hepsi, yani çoğu modeli iyi olmuyor. Bak, çok tatlıymış. Hepsi kalın süngerli. Fiyatlar 900-1,5 arası. Bayağıdır AVM gezmemiştim ben. Böyle çekim için vesaire gitmiştim. Online alışverişe o kadar alıştım ki fiyatları böyle bir arada görmek, yani Victoria's Secret'ta 1,5 sütyen, yani sütyen, iç çamaşırı takım alsanız 2000 lira. Şimdi Zara Home'a girelim, size bir şey göstereceğim. Nerede güzel? Kulplar meşhur zaten. Şu değişikmiş. Büyük boyu 700, küçük boyu 500. Şu kadar bir şey. Seramik sanırım. Benim salonda ahşap bakır tonlarında ya. Bar arabasının üstüne şöyle bir vazo istiyorum aslında. Bu 500 dalgalı olan, diğeri de 400'müş. Bak, bunlar da çok tatlı. Bunlar sunum için çok şık gözüküyor. Çok güzelmiş bunlar. Takı standı gibi de kullanabilirsiniz. Şuraya oturup bahsedeyim. Şimdi depo odasını biliyorsunuz bendeki. Zara Home'da çok güzel böyle Amerikan
TikTok'larında gördüğümüz işte depoyu, kilerlerini, cam musluklu deterjanları ona koyuyorlar. Deterjan şişeleri durmuyor. Bende de depo odası var ya, oraya öyle bir şeyler alacaktım. Zara Home'da vardı. Bak mesela alacaktım onlardan, bulamadım. Depo odasını tekrar düzenleyeceğiz. Dağınık değil ama şöyle depoladığım şeyler vardı. Yeni yatak aldım. Nisan ayı başında o gelecek. Yatağın altı bazalı. Yani az kullandığım ya da hiç kullanmadığım şeyler depoda değil, yatak altında duracak. Orayı daha fonksiyonel hale getirebileceğim. Beyazlar, renkler, siyahlar için 3 tane o cam şeylerden alacaktım. Ben hangi mağazada bakmıştım? Ya burada baktım gene, İstinye Park'ta bakmıştım, evet. Muhtemelen oradan almamız gerekecek. Şimdi normal Zara'ya bakalım. Onun da videosu gelir. Beraber düzenleyeceğiz zaten. Bir günde İstinye Park yaparız artık. Ne yapalım? Uzaktan daha güzel gözüküyor. Uzaktan ışıltısını beğendim. Yakına gelince çok beğendim. Bu güzel. Benzer bir T-shirt 110'muş. Boy ceket diye baktım. Crop ceketmiş. Bak aynı şeyler. Geçen sene de vardı. Ben de giymiştim bundan. Sırtı derin açık. Boyundan ince bağlı. 420. Evet bu ceket güzel gözüküyor. 659. Beyaz da var. Patladı biraz. Yani siyahı daha kaliteli duruyor. Şapkalar da gelmiş. Sezonda aranıyor ya. Hasır şapkalarında fiyatları 4. Beyaz da var, şey de var. Rengi güzelmiş. Saten kumaş. Bilekten bağlı. Bronz tenle çok güzel oldu. 500. Çok kalitesiz duruyor ya. Yani videoya bir tık daha düzgün yansıyor ama plastik üstüne taş. 660 lira değil yani. Ki bu topukları seviyorum ben. Önünün kötü olması da güzel de plaj lastik terlikler vardır ya, onun gibi materyal. Baharlık ince trench coatlar var. Onlar da 760. Bayağı ince ama. Neredeyse kalın bir gömlek kumaşı gibi. Broşlar komik tatlıymış. Bak bu güzel bir pembe ceket. Tweed ceketleri seviyorum ben. Biraz dikkatli kombinlemek gerekiyor. Bir anda daha olgun moda çıkarabiliyor ama en azından yani gömlek inceliğinde trench coat'tansa böyle bir şeyler daha mantıklı. Bunun fiyatı 800'müş. Bodysuit seviyorum ben giymeyi ama altı şu kesim mesela iyi değil. Çünkü dar pantolon giydiğiniz zaman çamaşır izi ötesinde bir iz yapıyor bu. Ne yaparsanız yapın pantolondan belli oluyor. Sevdiğim bir kesim değil ki tek omuzlu çok severim ben. Alt tarafı nasıl duracağını gözümde canlandırabiliyorum. Şimdi platformlar tekrar moda oldu ya, benimkiler hala duruyor dolapta. Uzun pantolonun altına hep ben bu tarzda platform giyiyorum. Bu da fena değilmiş. Bakalım fiyatına. 500. Saten kumaşı, deri değil. Topuk bayağı şık. Şeker pembesi. Pembe de seviyorum ben aslında. Yani bir tane böyle siyah bantlı, bir de ten rengi bantlı bulursanız bütün yazı topuklu anlamında kapatabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Yani bir tane bantlı böyle her şeye kombinleyebilirsiniz. Kaç sene önce aldım. Benzer bir model. Hala öyle özel bir şey de giyiyorum. Bu modeller bacak boyunu da uzun gösterdiği için kurtarıcı. Renkli kot isteyenler için baharda bayağı var. 420 fiyatları. Mavi tonu falan tatlıymış. Mantık. Bir tane beyaz ceket ihtiyacım var ama tabii böyle çamlı şey değil.
Biraz daha tok, daha kaliteli duran istiyorum. 1-200. Bu değil yani, alt tarafa doğru çam kesin. Bu da kaban kumaşı gibi. İkisinin arası işte kalça boyunda. Ya bilmiyorum, bir kesimlerde bir şeyde bir ucuzluk var ama bu bayağı hoş gözüküyor. Mavi de yeşil de güzel. Benim sorunum bu zaten. Bir şeyler alayım diye çıkarım. Hiçbir şey beğenmem. Böyle çok işim olur. Arada böyle 3 dakika bakarım. 40 tane şey beğenirim. Deneyemem. Bugün de geleneği bozmadım. Bazı mağazalara giremiyorum. Çünkü hemen Sephora'ya giremiyorum. Çektirmiyorlar. Vesaire vesaire, anlıyorsunuz. Benden daha iyi biliyorsunuz artık bu işleri. Evet, Bershka, Pull & Bear tarzı bir sürü kotonda elbise, melbise, bir şeyler, renkli bağırlık şeyler var. Üzgünüm. Videoda daha iyi gözüküyor olabilir ama ne yazık ki. Ceketlerin kalıbında, askıda dururken bile pot pot. İşte ben şu görüntü... çok kaliteli olmadığını belli eden bir görüntü. Kızlar. Alacak bir şey bulamamam kaç puan? Adil Işık, Raiza Venessa ile yeni koleksiyon çıkardı. Çok güzel parçalar var. Yani normalde Raiza Venessa'nın fiyat aralığından daha uygun. Ama tabii ki hani uygunluğu tartışılır. Tam yazlık bir elbise, kendinden kemerli. Bayağı güzel gözüküyor. Bu 1,5. İçeri girip gösteremedim. Vitrinden bakarken bile kötü kötü bakıyorlar. Benim problemim şu. Fiyatlardan şikayet etmek için fiyatları söylemiyorum. Siz gezmeden hem bilginiz olsun diye. Çünkü bu kadar sene video çekince hani niye fiyatını söylemedin? Şunun fiyatı neydi? Şunun fiyatını göster gibi yorumlar geldiği için söylüyorum. Öte yandan da evet, şey hoşuma gitmiyor yani. Fiyatlar yükseldi, onu kabul edebilirim ama kalite 3-4 sene öncesinin aynı kalite değil ne yazık ki. Genel olarak hani marka özelinde değil, tekstilde genel olarak 3-4 sene öncesinin kalitesinde zamlı fiyatlardan bile zor, alışveriş yaparken zorlanıyorum yani ben. Anladınız beni. Şimdi Fenty'ye girdim. Geçtiğimiz haftalarda bir Instagram üstünden işbirliğimiz de olmuştu. Sütyen haftası yapmışlardı. Bütün sütyenler 99'du ve çok güzel modeller vardı. Bir tane derin V'li almıştım ben de. Arada Pantene'in o indirimlerine bakın. Fantazi şeyi de varmış. Bunları görmemiştim. Pantene'in bu lazer kesimleri kurtarıcı. Evet. Seviyoruz. Small'muş. Şundan bir tane alalım. Varsa normal. Ben daha çok string giyiyorum. O yüzden varsa... Tamam. İkna oldum. 3 al, 2 öde varmış. Ay, hepsi siyah olmasın dedim de diğerleri çok altı geniş. Kendime şöyle üçlü başka renk istedim. Beden yoktu. Olan da kalçası çok genişti. Yani çok don duruyordu. Ev alışverişi bakmak istemiyorum. Moda var da zaten küçük buradaki moda. Evet, Stradivarius'a geldik. Deri ceketler. Bu pembe elbiseyi internette görmüştüm. Korse isteyenler için. Yani kıyafet altı değil, direkt giymek için. Modellerin üstüne de bakalım, belki bakarken gözümüzden kaçırdığımız bir şeyler olur. Ne alırsan yüz köşesi. Bu benim salona uyar bunlar. Tatlılarmış. Bunlar da makyaj fırçası falan koymak için güzel olabilir. Burada da tek omuzlular, bol bol bu yaz da göreceğiz. Ben de giymeyi çok severim. 160. Balenciaga'nın şeyine benzetmişler biraz. Böyle bantlı ayakkabı sevenler için. Modelde biraz garip durmuş ayaktan dolayı da tatlı gözüküyor. Bu da bronzden de güzel oluyor. Modelin üstündeki tayt güzel gözüküyor. Evet. Mesela şeye de girdik ya, De Facto'ya da girdik ya. Bunun materyali daha kaliteli. 400'müş.
Renk tonu da güzel gözüküyor, kesimi de güzel gözüküyor. Tayt konusunda Stradivarius'a bakabilirsiniz. Tabii ceket de var. Ama ceket yani kalıbının ve kumaşının çok kaliteli durması lazım. Of şımarıklık yapıyor, hiçbir şey beğenmiyor diyeceksiniz de. Yani askıda pot oldu. Kolyelerde 140. Şimdi Nocturne'e geldim. Şöyle önü açık, çok güzel bir body suit vardı. Small'unu sorduruyorum. Rayon'da kalmamış. Şöyle farklı renkleri de var. Bayağı güzel bir yüz. Bunu denedim ben daha önce. Gene bedeni yoktu. Tam yaz tatillik. Akbatı nerede oluyor? Bu tarafa getirme şansımız var mı? Beyaz da var da. Beyaz hem renk hem açıklıktan göğüste kalitesi çok iddialı çünkü fazla olabilir. Evde sıkılırsak bir ara atlayıp Akbatı AVM'ye gidebiliriz. Bu haftaki iş yoğunluğuma göre bir bakıp karar veririm. Evet, şimdi de bir Plumbier yapalım. Burada mesela daha petrol yeşili tonları fazla. Bak bu da tatlı. 420'ymiş. Şöyle hafif transparan gibi. Bunu ancak maya üstüne giyebilirsiniz. Bunun da fiyatı 480. Ay bikiniler gelmiş. Çok şükür. Dürümcüklü bu tatlı. Bikini üstleri 260, altlar da 200. Böyle üniversiteli sivet isterseniz de bu güzeldi. Yakalı makalı 480. Şu braletlerden aldım, beyazından. Işık çok sarı burada. Siparişi verdim, ekrana eklerim. Video altı açıklamalara da son zamanlarda aldıklarımı eklerim. Beyaz böyle bir şeylerin içine giymek için. Evet, fast fashion markalarında 3 saat gezip hiçbir şey bulamayan bir aşkım. Kendinizi moda haftalarında gibi kolejli fantazisi isterseniz. Crop gömleğiyle eteği. Bu ceket kırışık ama en azından kalıbı daha iyi duruyor bu arada. Bershka'nın ceketi. Kesimi iyi duruyor, kumaş İndirimde bir şeyler varmış. İhtiyacınız olursa bu kolej ceketlerinden. Yok, daha güzelleri var bunun. Bu kadar iyi değil. Kötü değil ama... Dur bir deneyeyim. Bunu bir beğendim. Ne diyorsunuz? Bunu alsak mı? Yabancı bir markada bunun daha güzelini beğendim. Ben de rengi siyahtı. Buradan Lakers maçına gideceğim de. Ya müthiş kaliteli değil tabii de. Bu medium'uydu. Bir de small deneyelim. Tüylenme, kullanma. Ya ben sanırım o benim beğendiğim yabancı markanınkini alacağım. Medium mu? Small mu? Bu small'u. Önceki medium'du. Sanki medium bir tık daha mı iyi oldu? Bilemedim. Bunda da böyle açık güzel duruyor. O dediğim yabancı markanın böyle motorcu ceketini de ekleyeceğim. Siz oylama yapın. Bunu bulurum. Online'dan da bulurum. Sadece bana Bershka'dakinde bunda small mu medium mu yazarsınız yorumlara. Benim oyum sanırım medium'dan yana olurdu. Aa, sizinkini de merak ettim. T-shirtler. 160. Ben bunu online'da görüp bir de beğenmiştim.
yanı deri gibi trench coat. 900'den 629'a düşmüş ama yani 3 tane don alıp döneceğizmiş. Sinirim bozuldu. Ne çektiğimi hiç göremiyorum. Terasa çıktım biraz. Protein bar aldım. Bari biraz soluklanayım diye. Sinirim bozuldu. 3 saat gez, hiçbir şey bulama. Sizde durumlar nedir? Yazın bana. Hani tamam, zamlara karşı bir şey diyemiyoruz ama kalitesiz. Evet, çok başarılı bir alışveriş turu olmadı alışveriş anlamında. Bir iki bir şey aldım. En azından hep beraber fast fashion mağazalarını gezmiş olduk. Güncel fiyatları görmüş olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz, bana destek olmak isterseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Her hafta düzenli video gelmeye devam ediyor. Yorumlara yazarsınız. İsterseniz hemen markalardan gelenler videosunu da çekerim. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kemik kadrom destek olduğu müddetçe video çekmeye devam edeceğim. Bir sonraki videoda kısa süre sonra görüşürüz. Sizleri kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.